Çağımız teknoloji ve iletişim çağı. Bilgisayarlar ve telefonlar tüm dünyayı birbirine bağlıyor. Bugün yaklaşık 6 milyar insan teknolojinin yardımıyla birbirine ulaşabiliyor. Bilim adamları, iletişim teknolojilerini bir adım daha ileriye taşıyabilmek için yeni projeler geliştiriyor. Ancak şu anda yeryüzünde öyle bir iletişim ağı kuruldu ki yaklaşık 100 milyar kullanıcı bu iletişim ağı üzerinden sürekli haberleşiyor. Bu kullanıcılar iletişimi kolaylaştırmak için trilyonlarca yeni bağlantı kuruyor. Burada bilgisayarınızdaki gibi bağlantı sorunları pek yaşanmıyor. Kullanıcılar hiç dinlenmiyor. Burada elektrik kesilmiyor. Burası beyin. Sahip olduğunuz bu mükemmel iletişim ağı daha hiç kimse varlığınızdan haberdar değilken kurulmaya başladı. Doğumunuzla birlikte sistem gelişimi hızlandı ve o günden beri kurulan ağların sayısı her geçen gün artıyor. Yaşınız ilerledikçe deneyimleriniz beyninizi, beyniniz de sizi şekillendiriyor. Bu bebek henüz 3 haftalık. Annesinin bile onun varlığından henüz haberi olmayabilir. Ancak bebeğin tüm bedeninde müthiş bir hareketlilik ve değişim var. Hücreler bu dönemde hızla çoğalıp değişim oluyor. Omurgada yine aynı dönemde belirginleşmeye başlıyor. 4. hafta içinde en hızlı gelişen hücreler sinir hücreleri, yani nöronlar. Her dakika yaklaşık 500 bin nöron oluşuyor. Nöronlar en uzun ömürlü hücre grubudur ve bir yaşam boyu hiç yenilenmeden bizimle yaşarlar. 4. haftanın sonunda nöronlar omurgayı terk ederler. İşte burada yine büyük bir mucize gerçekleşir. Nöronlar bu yolculukta nereye gideceklerini ve ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Asla yolu şaşırmazlar. Beynin tasarımındaki birbirinden kusursuz yapılardan biri de nöronların yardımcısı gliyalar. Gliyalar, nöronların daha çabuk hareket edebilmesi için kaygan lifler oluştururlar. Bu lifleri çok şeritli bir otoyola benzetebiliriz. Nöronlar işte bu otoyola. Nöronlar bu yol yardımıyla doğru adrese konvoy şeklinde ilerler. Bu ilerlemede asla trafik kilitlenmez, kazalar yaşanmaz. Çünkü her bir nöron kendisine kodlanmış bilgileri en uygun zamanda ve doğru biçimde kullanarak düzenle yollar. Nöronların bu yolculuğu adeta bir göçü andırır. Omurga dışına ulaşan nöronlar artık katmanlar halinde beyni oluşturmaya başlar. Anne karnında 6 ay dolduran bebeğin neredeyse tüm organları belirlenir. Bu dönemde beyin gelişimi çok hızlı. Beyindeki nöron sayısı 100 milyara ulaşmıştır. Bu hücreler arasında trilyonlarca bağlantı ve bu bağlantıların sayısı bir hayat boyunca hiç durmaksızın artmaya devam eder. Bu bağlantıların nasıl nöronlar arasında oluşan elektrik takımları beyin ve vücut arasındaki aralıksız iletişimi sağlar.
Bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk an. Bu andan itibaren uzun bir öğrencilik dönemi bekliyor kendisini. Bebek gözlerini, kulaklarını, ayaklarını nasıl kullanacağını öğrenecek. Aynı zamanda Allah'ın sadece insana bahşettiği konuşma ve düşünme yeteneğini geliştirecek. Bunun için anne karnında 9 ay süreyle durmadan çoğalan ve bağlantılar kuran sinir hücrelerini kullanacak. Koku alma, bebeğin ilk gelişen duyularından biridir. 2 günlük bir bebek annesini bu yolla tanır. En geç gelişecek olan duyusuysa görmedir. Yeni doğmuş bir bebeğin gözündeki dünya henüz çok net değildir. Bebek ancak 6 aylık olduğunda çevreyi bir yetişkin gibi görmeye başlar. Hareketli cisimleri takip edebilir ve derinliği algılar. Bebeğin olgunlaşma sürecinde nöronlar sürekli bilgi depolar. ...11 aylık bir bebeğin beyni artık bulunduğu kültürü, konuşulan dili ayırt edebilecek olgunluğa erişmiştir. Bu sürede bazı nöron ağları diğerlerinden daha sık kullanılır. Bu ağların bir kısmı çoğalır ve güçlenirken kullanılmayanlar yok olur. Tüm bilgisayarlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan... ve sınırları belirlenemeyen sinir sistemi nasıl çalışmaktadır? Sinir sistemi yaklaşık 100 milyar nörondan ve bunların arasındaki trilyonlarca bağlantıdan oluşur. Trilyonlarca ağın ne demek olduğunu hayalimizde canlandırmaya çalışalım. Bilgisayarda internet üzerinden bir arkadaşınızla mesajlaştığınızı düşünün. Ve sonra bir arkadaşınız daha katılsın. Şimdi bunu biraz daha büyütelim. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insan aynı anda internet üzerinden birbirleriyle mesajlaşsın. Üstelik bu mesaj trafiği bir bütün olarak ortak bir amaca hizmet etsin. Ve bu iletişim hiç kesintisiz bir ömür boyu sürsün. Ve şimdi de şehir sayısını 62 bine çıkaralım. 62 bin İstanbul dolusu insanın her an ve sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduğu bir ağ hayal etmeye çalışalım. İşte bu beyin. Sinir sistemi iki kısma ayrılır. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi, vücudun her yanından edinilen bilgileri müthiş bir hızla beyne iletir. Omuriliği oluşturan yaklaşık 1 milyar nöron bu işle görevlidir. Vücudun her noktasını, kolları, bacakları, iç organları bir komünikasyon ağı oluşturacak şekilde saran nöronlar beyin ve vücut arasındaki bağlantıyı sağlar. Vücudumuzun her bir noktasına ulaşan sinirler tüm vücudun uyumlu çalışmasını ve dengesini sağlar. Merkezi sinir sistemi ise vücuttan gelen verilerin yorumlandığı ve bu verilerin doğrultusunda kararların verildiği çok karmaşık bir komuta merkezidir. Merkezi sinir sisteminde yer alan nöron sayısı 85 milyardır. Sistemin ana görevlileri milimetrenin sadece 200'de biri boyundaki mikroskopik hücrelerdir. Bunlar bir araya geldiklerinde bugün hala pek çok fonksiyonu bizim için sır olan beynin çalışmasını sağlar. Ve hepsinden önemlisi bu muhteşem haberleşme ağını oluşturanlar şuurlu insan toplulukları değil sadece bir grup hücredir. Beyin hücrelerinin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılayan antenler yani dendritler. Antenlerin bağlı bulunduğu bir ana gövde ve gövdenin diğer ucunda bilgiyi yayan tek bir santral, yani akson. Nöronlar bulundukları yer ve yaptıkları işe göre şekil alırlar.
Örneğin omurilikten kola mesaj iletecek akson 1 metre uzunluğundayken, gözden beyne uzanan diğer bir akson sadece 5 santimetre uzunluğundadır. Milyarlarca nöron, duyu organları aracılığıyla edinilen bilgileri inanılmaz bir hızla beyne taşıyor. Bu hız saniyenin sadece 50'de biri kadar. Bunu yaparken elektriksel ve kimyasal sinyaller bir sinir hücresindeki anten sayısı 100 ila 10 bin arasında. Bu sayı ihtiyaca göre azalıp çoğalmaktadır. Antenler bir hücreden gelen bilgileri yakalayıp diğer uçtaki santrale gönderirler. Santral, yani akson uçta bilginin dağıtımını yapacak keseler bulunur. Bunlar elektrik sinyalini kimyasal sinyale çeviren iletişimler, yani nörotransmitterlerle dolu. İki nöron birbirinden sinaps boşluğuyla ayrılır. Şu anda gördüğünüz bu aralık gerçekte milimetrenin 50 binde biri kadar. Nörotransmitterler bir hücreden diğerine bu boşluktan geçerek aktarlar ve iki hücre arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir hücre ucunda vericiler, diğer hücre ucunda alıcılar diyelim. Verici uçtaki nörotransmitterler bir elektrik sinyaliyle uyarılır ve bu uyarıyla akson uçtan bombardıman halinde bir molekül akışı başlar. Diğer hücre yüzeyi tıpkı bir laleyi andırır şekilde alıcılarla kaplıdır. Moleküller buraya ulaştığında alıcılar yapraklarını açar ve moleküllerin geçişine izin verir. Her molekülün geçebileceği tek bir kapı vardır. Molekül ve gireceği kapı tıpkı bir anahtar ve kilit gibi birbirine uyacak şekilde yaratılmışlardır. Ve hiçbir transmitter başka bir transmitter'e ait kapıdan içeri giremez. Moleküller alıcı hücrede yeniden elektrik akımı oluştururlar. Bilgi diğer hücreye iletilmiş ve nörotransmitterlerin görevi tamamlanmıştır. İşleri biten moleküller kendi cinslerine ait olan ve farklı nörotransmitterlerin asla kullanamayacağı özel bir kapıdan geçerek kendi sinir hücrelerine geri dönerler. Beyin hücreleri yalnızca saf glukoz ve oksijenle beslenir. İhtiyaç duyulan oksijen nöronlara ulaşmazsa bilgi iletimi kesintiye uğrar. Zira nöronların yakıtı olan glukoz ancak yeterli oksijen varsa kullanılabilir hale gelir. Oksijen eksikliğinde şeker kullanılamaz. Bu durumda bilgiler ya yavaş depolanır ya da hiç depolanamaz. Biz bu durumu geç algılama, geç fark etme ya da çabuk unutma olarak tanımlarız. Nöronlar sinir sisteminde yalnız değillerdir. Glia hücreleri sinir hücrelerini desteklemek ve korumakla görevlidir. Kütle olarak beynin yarısı glia hücrelerinden oluşur. Bunlar sinir hücrelerinden daha küçük oldukları için sayıları sinir hücrelerinin 10 katı kadardır. Bazı glia hücreleri nöronların beslenmesine yardımcı olurlar. Bazıları da aksonların çevresinde miyelin adı verilen kılıfı oluştururlar. Bu kılıf elektrik sinyalleri taşıyan aksonların yan yüzeylerini izole ederken uç noktalarda iletkenliklerini artırır. Yani bilgi en az kayıpla ve çok yüksek hızla diğer nöronlara aktarılır. Günümüzde tüm iletişim aygıtları ve tıp cihazları da aynı mantıkla, yani bilgi hızını artırıp kaybı azaltacak özel yalıtımlı fiber kablolar kullanılmaktadır. Bu kablolar yardımıyla bilgi transfer süreleri kısaltılmaya çalışılıyor. Fiber kablonun keşfi teknolojinin yayılmasında ve hızında büyük önem taşıyor. Ancak insan bedenine baktığımızda daha ana karnındayken tüm detayların düşünüldüğünü ve kusursuzca doğru yerlere yerleştirildiğini görüyoruz. Tıpkı miyelin kılıfının sadece beyin nöronlarında, yani olması gereken yerde en mükemmel biçimiyle yaratıldığı gibi. Bu nedenle çocuk beyninde yetişkin beynine oranla iki misli fazla sayıda nöron ağı vardır. Öğrenme, nöron ağlarının birbirini tanımasıyla gerçekleşir.
ağların birbirini tanıdığı oranda da çocuk düzenli bir gelişim gösterir. Örneğin, önce emekler, ardından yürür ve sonra konuşmaya başlar. Çocuk bu dönemde arkadaş edinmek, dikkatini bir noktada yoğunlaştırmak ve olayları hatırlamak gibi sosyal ve zihinsel bir dizi beceri de kazanır. Ancak bu yıllarda yaşanan hiçbir öğrenme süreci konuşmak kadar karmaşık ve mucizevi değildir. Konuşma yeteneği insan beyninin sol yarım küresindeki nöronlarca denetlenir. Konuşmayı mümkün kılan temel düzenek aslında doğum anından itibaren beyinde yer almaktadır. Ancak bebek belirli bir gelişim sürecinin sonunda konuşmaya başlar. Zira tıpkı bilgisayar ağı örneğinde olduğu gibi beyin de konuşmak için gereken sayı ve nitelikte veriyi kayda alıp biriktirmelidir. Hafıza ile konuşma becerisi arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Hafıza olmaksızın konuşmamız mümkün değildir. Beynin bilgiyi hafızaya geçirmesi ise iki farklı süreçte gerçekleşmektedir. Kısa ve uzun süreli hafıza kayıtları. Çocukta uzun süreli hafıza yaklaşık 2 yaşında gelişmeye başlar. Konuşma becerisinin gelişimi de uzun süreli hafızanın gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğundan çocuk 2 yaşında gerçek anlamda konuşmaya başlar. Duyulardan gelen tüm bilgiler beynin hipokampüs bölgesinde toplanır. Bir veri önceki deneyimlerle anlamlandırılamıyorsa, bu bölgede çok kısa bir süre kaldıktan sonra silinir. Örneğin, bilmediğimiz dilde yapılan konuşmaları duyarız, ancak anlamlandıramayız. Bu konuşma bizim için yararsız bir bilgi olduğundan hafızamızda uzun süre kalmaz. Bazı bilgiler de geçici bir süre için gereklidir ve kullanıldığı sürece hafızada tutulur. Bu süre bazen bir dakika, bazen bir saat, bir gün ya da 3 yıl olabilir. Örneğin tek bir sınav için ezberlenmiş bir matematik formülü ya da bir bilgisayar giriş şifresi bu tarz bilgilerdendir. Bu tarz tüm bilgiler kısa süreli hafızada saklanır ve gereksiz oldukları anda silinirler. Uzun süreli hafıza, hipokampüsten korteks tabakasına gönderilmiş olan bilgileri içerir. Korteks tabakasına yapılan her yeni kayıt, korteksin tamamını saran milyonlarca nöronu devreye sokar. Hipokampüs bu yolla yeni bilgilerle eskilerin uyumunu kontrol eder. Yeni bilgi, geçmişteki deneyimlerle uyumlu olduğu oranda dokunun daha alt katmanlarına kaydedilir. Kayıt işlemleri bütün halinde gerçekleşmez. Beyin, hafızaya alacağı bir görüntüyü veya bilgiyi önce temel parçalara ayırır. Çünkü her bir parça korteksin ilgili bölümünde depolanacaktır. Örneğin bir elma. Elmanın şekli, rengi, tadı ve kokusu beynin farklı bölümlerinde dosyalanır. İhtiyaç duyulduğunda ya da elma ile ilgili tek bir detayla karşılaşıldığında bir bütün olarak elma kavramı ve kavramın içinde barındırdığı detayların tümü hafızadan geri çağrılır. Biz buna hatırlamak diyoruz. Bu hatırlama işlemi genelde o kadar kısa bir sürede gerçekleşir ki biz herhangi bir şeyi hatırladığımızın bile farkına varmayız. Kimi zaman da örneğin 10 yıl önce izlediğimiz bir filmin adını geri çağırırken gün boyu bu adı düşünür ve bazen saatler sonra hatırlarız. Bugün beyni gelişmiş görüntüleme cihazları yardımıyla çalışma esnasında görüntüleyebiliyoruz. Ve yine bu yolla korteks üzerindeki kimi bölgelerin hangi görevi üstlendiğini biliyoruz. Örneğin bu bölüm gözden gelen sinyalleri değerlendiriyor. Bu bölümde dokunma duyusunun veri sinyallerini denetliyor. Hemen yanındaki bu bölge kas hareketlerini yönlendiriyor.
Konuşma ise beynin sadece sol kısmında bulunan bu iki noktada denetleniyor. Geçtiğimiz 10 yıl içinde korteks tabakasının sadece bu kısıtlı alanının faaliyetleri çözümlenebildi. Geriye kalan bu büyük alansa hala birçok gizemi barındırıyor. Çocukluk döneminin diğer bir kompleks olgusu da okuma becerisinin gelişim sürecidir. Okumanın gerçekleşebilmesi için beyinde birbirinden farklı birçok bölge aynı anda ve uyum içinde çalışmak zorundadır. Okuma sürecinin ilk aşamasında göz ve görme fonksiyonu devrededir. Sadece görebilmek için beynimizin 30 farklı noktasından yararlanırız. Bu bölgeler rengi, hareketi, şekli, uzaklığı ve derinliği yorumlar. Okurken bu alt sistemlerin tümünden yararlanırız. Harfleri tek tek algılar ve harf gruplarını kelime şeklinde yorumlarız. Ve tüm kelimelerin bir araya gelişiyle de cümleyi anlarız. Beyin okunanları sıraya koyar, bir tema oluşturur ve önceki hafızada uygun bulduğu milyonlarca görüntülü ya da görüntüsüz kayıttan yararlanarak yeni bir kompozisyon oluşturur.